Bilim insanları, 30 yıl önce donmuş bir hayvanı tekrardan hayata döndürmeyi başardıklarını bildirdiler. Hayata tekrardan döndürmeyi başardıkları bu hayvanın adı ise, tardigrad, yani su ayıları olarak da bilinmektedir. Üstelik bulundukları yerden çıkarılan bu canlı -20 santigrat derecede saklandı ve Mayıs 2014 yılında da buzları başarıyla çözüldü. Peki, bilim insanları 30 yıl önce donan su ayısını yeniden nasıl canlandırmayı başardılar? Merak edenler için hemen bu konuya açıklık getirelim. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Japonya Ulusal Kutup Araştırmaları Enstitüsü, bilim insanlarının Antarktika'dan getirdikleri su ayısını yeniden canlandırmayı başardıklarını bildirdiler. Su ayısı veya yosun domuz yavrusu olarak da bilinen bu canlılar, çok minikler ve suda yaşamaktalar, ayrıca 1 milimetreden de küçüktürler. Bu minik hayvan 1983 yılında Antarktika'daki yosun tabakasından alınmıştır. Daha sonra, bulunduğu yerden çıkarılan bu su ayısı -20 santigrat derecede de saklanmış ve Mayıs 2014 yılında da buzları başarıyla çözülmüştür. Üstelik bu canlılar metabolizma faaliyetlerini kayda değer süreler boyunca yavaşlatabiliyor ve de durdurabiliyorlar. Bununla birlikte, tekrardan hayata döndürülen bu su ayısı, 2 haftanın ardından sonra hareket edip yiyecek tüketmeye başlandığı da özellikle belirtilmiştir. Daha sonra bu minik su ayısı toplam 19 yumurta bırakmıştır. Bıraktığı bu yumurtaların 14'ünde başarıyla yeni yavrular çıktığı görülmüştür. Yumurtadan çıkan yeni doğmuş hayvanlarda herhangi bir kusur veya anormallik bir durum teşkil etmediği de özellikle gelen ifadeler arasında da yer almıştır. Bu tardigrad hayvanı, 30 yılın ardından gerçekleşen ilk başarılı bir canlıyı yeniden canlandırma vakası olduğu da belirtilmektedir. Videomuzu izledikten sonra, bu konu hakkındaki eğlenceli yorumlarınızı, yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca, bu tarz videoların daha çok gelmesi için, bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.